Bu olunca çok hızlı olur. Tüm ailem yok oldu. Ve ben de yok oldum. Bu kadar hızlı ölmek çok zor. Uzun süre kendinize gelemiyorsunuz. Tamam, geçti. Tamam. Hadi. Anahtarların hala burada. Ben birkaç giysi toplayayım. Gitmemiz gerek. Anne, geri dönebilir. Sürtük. Belki de polis çağırmam. Çağırmamı ister misin? Bak ben sadece ona bir şans vermek istedim. Fırsatımız varken kaçmalıydık. Çok üzgünüm. Ben araba kullanabileceğimi sanmıyorum.
Ben kullanırım. Pekala. Öğrettiklerimi hatırla. Ayna. Debriyaja bas. Yavaşça. Omzunun üstünde. Aferin sana. Ne oldu? Bir şey yok. Bir dakika. Uyuma. Ne oldu? Anne? Aa, orada birini gördüm sandım. Kimi? Üzgünüm. Ne için? Araba için. Ha, durman gerekiyordu. Seçeneğin yoktu. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama burada kalamayız. Tamam.
Merhaba. Kimse var mı? Merhaba. Goldilocks gibisin. Anne? Anne! Geldin demek. Uyandım ve seni göremedim. Banyo yaptım. Saatlerce uyudun. Çok yoruldun herhalde. Şimdi iyiyim. Ben de iyi uyudum aslında. Hem de çok iyi. Büyükannenin evindeymiş gibi. Çatı katındaki o odada. Sen bebekken orada kalırdık. Ama muhtemelen hatırlamıyorsun. Hatırlıyorum. Öyle mi? Hı hı. Peki ya her sabah cama vuran Marty? Evet, hatırlıyorum. Sana anlattıklarımı hatırlıyorsundur. Hayır, hatırlıyorum. Elbette öyledir. Neyin var? Hiçbir şey. Tuhaf hissediyorum. Böyle hissetmeye alışkın değilim. Ağrın var mı? Hayır. İyiyim. Aslına bakarsan bu tam bir şoktu. Abiyle yaşadıklarımız. Sadece çok yorgun hissediyorum. Dinlenmem gerek. Elbiselerini asarım, tamam mı? Tamam. Kırışıklıkları sevmem. Biliyorum.
Ne düşünüyorsun? Bebekliği aklıma geldi birden. Bir gece çok ağlıyordu. Onu alıp aynanın karşısına geçtim ve çok çirkinsin, keşke hiç doğmasaydın dedim. Elbette anlayamazdı bunu, daha bebekti. Üstelik ben de çok genç ve aptaldım. Ama bazen acaba anladı ve benden bu yüzden mi nefret ediyor diye düşünüyorum. Abim. Evet, kimden bahsettiğini biliyorum. Neden her seferinde abin diyorsun, sanki sana değil de bana aitmiş gibi? Özür dilerim. O senin oğlun ve sana bunu yapan o. Benimle bir ilgisi yok. Her şeyi mahvettim, öyle değil mi? Beni mahvetmedin. Seni değil. Haklısın. Seni mahvetmedim, doğru. Belki de babanı aramalısın. Neden? Bu neden çalışmıyor? Her ihtimale karşı. Ona ihtiyacımız yok. Her şey yoluna girecek demiştin. Evet, girecek, doğru. Ama yine de numarası var, öyle değil mi? Evet, var. Sence de komik değil mi? Neler yapacağı konusunda çok endişeliydim. Ama hepsi geçti. Kaçtık. Nereye gitmek isterdim biliyor musun? Hani şu çok çok kuzeydeki adalardan birine. Sadece tekneyle ulaşabileceğim bir yere. O zaman taksicilik yapmayı bırakabilirdim. Kendime vahşi bir ada bahçesi yapardım. Hani boğa, dikenleri ve kızılcıklar olan. Çok isterdim. Peki ya ben? Ben ne yapardım? Yüzerdin. O adadan bu adaya bütün gün yüzerdin. Adanın şampiyon yüzücüsü olurdun. Benim şampiyon kızım.
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun da ne demek? Asıl sen ne yapıyorsun? Hiç. Sadece gölde yüzmeyi düşünüyordum. Böyle mi? Yüzme eşyalarım yanımda. Neden duvardaydın? Pratik yapıyordum. Ne pratiği? Yaptığım şeyi. Hem sana ne? Atlayacaksın sandım. Atladım. Yani aşağıya. Bunu neden yapayım ki? Bilmem. Buralarda mı yaşıyorsun? Burada mı? Saçmalama. Tatilde misin? Hayır, tatilde değilim. Ya sen? Burada annemleyim. Sağlığı pek iyi değil. Bir süre kalalım dedik. Orada yüzersen ölürsün. Bunu yapma. Ben iyi yüzerim. Nükleer bir gölde yüzmek iyi bir fikir değil. Ne demek nükleer? Santral yüzünden. Kapattılar. Ama hala zehirli atık dolu. Göl de öyle. Her neyse. Eğer yüzmek istiyorsan buradan daha iyi yerler var. Gösterebilirim. Tamam. Harika. Ayaklarımı hissetmiyorum. Ama harika. İyi misin? Şoka falan girmeyeceksin, değil mi? Hayır, iyiyim. Tüylerin diken diken. Kendi tarafında kalmaya çalış. Hep öyleyim.
beni tekmelemediğin sürece. En azından gecenin ortasında deli gibi çığlık atmıyorum ama. Artık ben de yapmıyorum. Öyle mi? Yaptın. O karavanda kaldığımızda. Ne dedim? Ne? Dedin ki. Yatağı ıslatma Florence. Sana neden Florence dedim ki? Neden yatağı ıslatacağımı düşündün ki? Belki de içime doğmuştur. Belki de yatağı asıl ıslatacak olan sensindir. Hayır. Kesinlikle sendin. Anne. Atlarken dikkatli ol. Yüzeyde kalacağını sanırsın ama dip oldukça serttir. Küçükken jimnastik yapmıştım. Ama pek iyi değildim. Tek bacağımın üstünde bile duramazdım. Yüzmede daha iyiyim. Ve dalmada. Dalmayı sever misin? Ben yukarı çıkmayı severim, aşağı inmeyi değil. Yüksekte olmayı severim. En fazla ne kadar yükseğe çıktın? Uçakta olmayı saymıyorum. Çin'deydi. Çin'de nerede? Neden bilmek istiyorsun? Sadece ilgimi çekti. İstersen sana gösterebilirim. Sabahın 3'ünde orada olmak zorundaydık. Yolu yarılamamız 6 saat sürdü. Orada durmak zorunda kaldık. Polis geldi. Sizi yakaladılar mı? Öyle olsa burada olmazdım. Kaçmak zorundaydık. Peki diğer çocuk kimdi? Anton. Ukraynalı. Çılgının tekidir. Onu bekliyorum. Neden? Burada takılacağız. Evet ama neden burada?
Neden bilmek istiyorsun? Bir yerlere mi tırmanacaksınız? Tek bir yer var. Neresi? Sana söylerim. Ama kimseye söylemeyeceğine söz ver. Söz veriyorum. Hemen annene koşup, anne ne oldu bil bakalım demedi. Bak, söylemek istemiyorsan söyleme. Ben ve Anton nükleer santralin çatısına tırmanacağız. Ne? Evet. Pekala. Aslında dışarıdan tırmanacaktık ama bunu yapmamızın yolu yok. Onun için içine girmek zorundayız. Sadece son kısımda... Bilemiyorum. Belki çatıya ulaşırız ama belki de yukarıdaki pencereden dışarı çıkıp son kısmını dışarıdan tırmanırız. Ölebilirsiniz. Evet. Olabilir. İçerisi neye benziyor? Henüz bilmiyorum. Anton'u bekliyorum. Tek başıma yapamam. Neden? Orada ne olduğunu bilmiyoruz. En az iki kişi olmak lazım. Ben seninle gelirim. Kesinlikle olmaz. Neden olmasın? Sen misin? Temizlik yapmana gerek yok. Ben yaptım. İyi misin? Neredeydin? Hiç, yatmaya hazırlanıyordum. Hayır, daha önce. Günlerdir yoksun. Ne? Seni merak ettim. Bana günler geçmiş gibi geldi. Fazla olmadı. Kimseyi gördün mü? Nerede? Evin içinde. Ya da dışarıda. Sadece bir çocukla konuşuyordum. Saçların neden ıslak? Islak değil. Bana öyle geldi. Neden öyle düşündüm ki? Neden saçların ıslak olduğunu düşündüm? Muhtemelen ışık yüzündendir. Kim o çocuk? Çocuğun biri. İçimde çok kötü bir şey olacakmış gibi bir his var. Kötü bir şey oldu bile anne. Evet, biliyorum. Ama daha kötüsü... Burası, Soğuk Savaş zamanında silah olarak kullanıldı.
Soğuk savaş zamanında Anton ve ben düşman olurduk. Ama şimdi birlikte nükleer oluyoruz. Nereden geldiğini biliyor musun? Anton'un. Ukrayna'dan. Çernobil'in olduğu yer. Şimdi orası kurtlarla dolu. Belki içeride de kurtlar vardır. Evet. Belki. İnsanlar yakıt havuzlarının hala orada olduğunu söylüyor. Onları hala boşaltmamışlar. Yani yakıt çubuklarını koydukları yer. İçinde yüzebilirsin. Bu mümkün mü? Hayır. Tabii ki orada yüzemezsin. İçleri o lanet nükleer yakıtla dolu. Tanrım. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin değilim. Buradan giriliyor. Aslında yüzme konusunda şaka yapıyordum. Yanımda havlum bile yok. Şimdi içeri gireceğiz. Biraz göz gezdirip hemen dışarı çıkacağız, tamam mı? İyi misin? Evet. Nükleer santrale dönüştürülmeden önce burası kimyasal silahlar için kullanılıyordu. Tüm bu yeraltı tünellerinin sebebi bu. Ben gidip aşağı bir göz atacağım. Sen burada kal. Merhaba kardeşim. Seni buldum. Git buradan. Lütfen. Git buradan. Git. Tamam tamam. Benim. Buradayım. Burada biri var. Neden bahsediyorsun? Birini duyuyorum. Burada başka kimse olamaz. O bizim kendi sesimiz. Bak. Hadi al. Bir şey olmaz. Uyuşturucudan hoşlanmam. Uyuşturucular harikadır. Bak tamam. Seni oraya götürmemeliydim. Sadece korktum. Evet. Ama... Gerçekten ürkütücüydü, değil mi?
Bu arada sen kaç yaşındasın? 14. Lanet olsun. Bunda sorun olan ne? Annen nerede olduğunu biliyor mu? Sorun değil. Baban nerede? Romanya'da. Kaç tane dövmen var? Birkaç tane. Evet ama kaç tane? Her iyi tırmanıştan sonra bir tane yaparım. Bana da dövme yapar mısın? Hayır. Ama istersen bir tane boyayabilirim. Ben çocuk değilim. Hayır. 14 yaşındasın. O zaman kulağıma piercing yap. Seninki gibi. Olur. Sigara da içmiyorsun değil mi? Hayır, abim gibi kokuyor. Abinin derdi ne? Her şey. Bu çok canını yakacak. Bence önce buz tutsan iyi olur. Dert değil. Nereden istersin? Üst tarafa mı, alt tarafa mı? Üst tarafa. Şimdi üçe kadar sayacağım. Hazır mısın? Evet. Bir, iki. Onunla oynayıp durma. Rahat bırak. Burası sizin için değil. Bana abinden bahsetsene. Sadece üvey abiyim. Bana yaptıkları yüzünden şimdi hapiste. Sana ne yaptı? Aha, öyle bir şey değil. Sadece kafamı kırdı. Ne yaptı? Beni duvara fırlatıp kafatasımı çatlattı. 8 yaşındaydım, o yüzden kaldırırken zorlanmadı. Lanet olsun. 8 yaşında ha? Peki ne oldu? Annem eve geldi ve ambulans çağırdı. Sonra da polisi aradı. Peki bunu neden yaptı? Benden nefret ediyordu. İstersen yine içeri girebiliriz. Bir dahaki sefere korkmam. Neyle karşılaşacağımı biliyorum. Tamam. Biliyor musun? Seni ilk gördüğümde hayalet sanmıştım. Ben hayalet değilim. Evet, olmadığını biliyorum.
Anne. Sana dışarı çıkmamanı söylemiştim. Dışarısı çok tehlikeli demiştim. Hayır demedin. Evet dedim sana dışarı çıkmamanı. Çünkü zarar görebileceğini söyledim. Ama gitmek zorundaydın. Çünkü artık büyüdüğünü sanıyorsun. Ama hala bir çocuksun. Neden toplanıyorsun? Çünkü gidiyoruz. İyi de nasıl? Araba bozuk ve hiç paramız yok. Artık burada kalmak istemiyorum. Ama ben istiyorum. Burayı sevdim. Anlamıyorsun Emma. O da ne? Bu ne zaman oldu? Bir şey değil. Hayır canım öyle. O bir şey. Sadece bir küpe. Bunu sana kim yaptı? Hiç kimse. Beni aptal mı sanıyorsun? Tabii ki öyle değil. O konuştuğun çocuk mu? Neden olay çıkarmak zorundasın ki? Ben olay çıkartmıyorum. Annelik yapmaya çalışıyorum. Bak bu berbat yerdeyiz ve... Evet. Peki bu kimin suçu? Sen istemeseydin burada olmazdık. Buradan gidebilirdik. Romanya'ya gidebilirdik ya da başka bir yere. Ama hayır, onu beklemek zorundaydın. Çünkü onun seni sevmesi için deliriyorsun. Ama bak, ne oldu? Aferin sana. Lütfen gitme. Bana sırtını dönme. Lütfen gitme. Baba benim. Şu an burada değiliz. Lütfen mesaj bırakın. Önemli değil. Alo? Sen misin, Emma? Baba? Sesini duyduğuma çok sevindim. Bu numarayı nereden buldun? Dün gece beni aradın, unuttun mu? Evet. Pekala, neredesin? Numaradan nerede olduğunuzu buldum mu? Kuzeyde bir yerde. Fark etmez, seni aramamalıydım. Sadece sana annemden haber vermek istedim. Bence o iyi. Yani aslında iyi değil çünkü abim onun canını çok yaktı. Ama iyiye gidiyordu. Şimdi yine kötüleşiyor. Bilmiyorum, belki de tuhaf davranmasının sebebi yaşadığı şoktur.
Bir doktora görünsün isterim ama bunu yapamayız. İnsanlardan uzak durmalıyız. Abimin bizi bulma ihtimaline karşı. Baba, hala orada mısın? Emma, söylediklerini anlamıyorum. Anlamsız konuşuyorsun. Diyorum ki annemin durumu kötüleşiyor ve endişeliyim. Seni o yüzden aradım. Durumu kötüleşiyor da ne demek? Fiziksel olarak daha iyi, daha güçlü. Ama tuhaf davranıyor. Sanki kafasında bir şey olmuş gibi. Neredesin? Bir evde, sanki dindar insanların tatil yaptığı bir yer gibi. Peki yanınızda başka kim var? Hiç kimse, sadece annem ve ben. Baba? Emma, polis burayı, beni aradı, Romanya'yı, olanları anlatmak için aradılar. Polis nereden öğrenmiş ki? Abimi mi yakalamışlar? Anneni bulmuşlar Emma. Ormanda cesedini bulmuşlar ve seni bulamayınca da beni aradılar. Ben ne yapacağımı bilemedim ben. Ama o burada. O morgda yatıyor. Ne? Üzgünüm. Emma, nerede olduğunu söyle. Belki bir uçuş bulabilirim. Bilemiyorum, bu çok zor. Kızlar var ama oraya gelmemi ist-
buldum seni. Burada ne yapıyorsun kardeşim? Hı? Tek başına. Seni çok merak ettim. Sen de ister misin? Elbette istemezsin. Ya buna içerideyken alıştım biliyor musun? Peki neden içerideydim kardeşim? Hı? Beni oraya kim tıktı? Aa evet. O lanet olası annen. Seni çok özledim. Gerçekten. Hey! Seni bulman büyük şans. Neden kaçtın ki? Hı? Seni takip ediyordum. Ve sonra kaybettim. Ve bir daha bulamayacağımı sandım. Sana araba kullanmayı o mu öğretti? Bana öğretmemişti. Birkaç gündür araba sürüyorum. Görünmemeye çalışıyorum, sebebini biliyorsun. Ben de bu tali yola girdim ve biliyor musun, burada senin o lanet kokunu aldım. Yakınlarda olduğunu biliyordum. Beni dinliyor musun? Kader bizi tekrar buluşturdu. Şimdi buna ne diyeceksin ha? Lanet olsun. Burada kal. İnsanlara benim hakkımda ne söyledin? Hiçbir şey söylemedim. Anneni öldürdüğümü mü söyledin? Hayır. Öyle mi dedin? Hayır.
Seni kinci pis sürtük. Senin de o kahrolası annenden farkın yok. Suçu yine benim üstüme attın. Ve sonra da beni o lanet ormanda bıraktın. Ama ne yaptığının önemi yok, öyle değil mi? Ha? Hayır, her şey hep benim hatamdır değil mi? Sakın sesini çıkarma. Şanslı gecende değilsin. Lanet olsun kardeşim. Beni çileden çıkardınız. Sen ve o lanet annen. Onun adını ağzına alma. Ne yaparsın? Kımıldama. Yanacaksın sandın değil mi? Bu sadece su, seni gerizekalı. Ben ateşim. Benzin bir dahaki sefere.
Hey kardeşim! Orada o aptal fenerle ne yapıyorsun? Seni akıllı sanırdım. Kaçma artık benden kardeşim. Birbirimize tutunmalıyız. Sen ve ben. Çünkü kan bağımız var bizim. Abi. Kardeş. Emma! Lütfen! Beni kurtardın kardeşim. Beni kurtardığına inanamıyorum. Ama neden beni orada bırakmadın? O ormanda. Kan içindeyken. Çok canımı yaktın. Ama olması gerekiyordu.
Emma! 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 Benim! Neden ıslaksın? Büyük karanlıktan bir kule geldi. Evimi ve ailemi benden aldı. O kadar çabuk oldu ki ne olduğunu anlayacak zamanım bile olmadı. Sonrasında orada kaldım. Fukushima'da uzun süre. Ailemi aradım ama onları bulamadım. Taksilerle dolaştım. Seninki gibi taksilerle. Ailemi aradım. Evimi aradım. Ama hepsi gitmişti. Ve artık hazırsın. Seni bir sonraki yere götürebilirim. Ama artık geri dönmem gerek. Dönmek mi? Kızıma dönmem gerek. O daha 14 yaşında. Hayır. Artık geri dönmek yok. Bu o mu?